Merhaba çocuklar, bugün sizlerle birlikte açılarla ilgili olan karışık tarama testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki verilen şekle göre diyor, açılardan komşu açı olmayanları istiyor bizden. Komşu açı neydi? Bitişik, dip dibi olan açılardı. Beraber başlayalım. BOC ile COB'ye bakalım. BOC açısı burası, COP açısı neresi? Burası. Evet, bu açılar yan yana olduğu için komşu açılardır. Devam edelim. DPE'ye bakıyorum. Burası AOB açısı, AOB açısı burası. Çocuklar biri burada, biri burada. Bunların komşu olma şansı var mı? Yok. O zaman cevabımızın ne olması gerekiyor? Bursa olması gerekiyor. İkinci sorumuza geçelim. AB ve CD doğruları O noktasında kesişiyor ve oluşan açılar numaralandırılıyor diyor. Buna göre açılardan hangisinde ters açılar vardır diyor. Ters açı neydi? Birbirinin zıt yönlerine bakan açılardı. Birbiriyle zıt olanlara bakalım. 1 ile 3 demiş. Bir açısı nerede? Şurada. 3 açısı nerede? Burada. Bunlar zıt yönlü mü? Hayır. Tam birbirinin zıttı olacak. Farklı yöne bakacak. Bu buraya bakarken bu buraya bakıyor. O zaman cevabımız ne olma şansı yok. 2 ile 5'e bakalım. Bakın 2 açısı burada. 5 açısı nerede? Burada. Evet. Bu bunun tam zıttı mı? Zıttı. Tam zıttı yer aldığı için. Tam zıttı yer aldığı için ne diyeceğim cevaba? 2 ve 5 diyeceğim. Mesela 1, 4'e bakalım. 1 burada, 4 burada. Evet, birbirinin zıttı gibi bakıyorlar ama ters açıdan birbirine eşit olması gerekiyor. Çocuklar bu 90 açıyken bu geniş bir açı. Dolayısıyla dikkat edelim. İki kesişen doğrusundan hareket edeceksiniz. Tamam mı? Bunları bulurken iki kesişen doğrudan. 3'e geliyorum. Yukarıdaki şekilde AB ve DC doğruları O noktasında kesişmektedir diyor. Buna göre diyor A değeri kaçtır diyor. Karşımızda bir ne sorusu var? Ters açı. Biri yukarı, biri aşağıya bakıyor. Peki burası 128 ise burası da kaç derecede? 128. Ama burada 4 tane A var. Cebirsel ifadelerden biliyoruz artık. O zaman 128'i kaç parçaya ayıracağım? 4 parçaya. 3 kere 4, 12. Çıkarttım 8. 2 kere 4, 8. Çıkarttım 0. O zaman ne oldu cevabımız buradan? C seçeneği 32 olarak karşımıza çıktı. 4'e bakıyoruz. Verilen şekil üzerinde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur diyor. AOB'ye bakıyorum. AOB açısı neresi? Burası. OPC'ye bakıyorum. OPC açısı neresi? Burası. CDP'ye bakıyorum. CDP diye bir açı var mı çocuklar? C'den D'ye gidebiliyor muyum şu an direkt? Gidemiyorum. P'den geçmem gerekiyordu ama burada öyle bir açı vermemiş. CPE'ye bakalım. CPE orası da neresi? Burası. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki şekilde ABC noktaları doğrusaldır diyor. 36 derecelik bir açı var. FBD ile CBD eş açılardır diyor. Bakalım. FBD şöyle nokta koyalım ile CBD neresi? CBD. Yani şunların ikisi nasıl açılarmış? Eş açılarmış çocuklar. Sonra bize bir başka bilgi daha vermiş. Dikkat edelim. Bakın BE ile BF dikmiş. Bu diklik sembolüydü. Unutmuyorsunuz. BE ile bakın BE ile burası yani nasıl bir açıymış? 90 derecelik bir açıymış. Buraya 36 verdiyse 90'dan 36'yı çıkartırsa geriye kaç kalır? 54 derece kalır. Yani burası 54 dereceymiş. Bizden nereyi istiyor? ABF'yi istiyor bakın. Burayı istiyor. Dikkat edin. ABF'yi bulmamız lazım. Burası 54 ise eş açılardı bakın. Burası da kaç derecedir? 54 derecedir. O zaman 54 ile 54'ü toplayalım. 108 çıktı. Ama bitmedi soru daha. Şuranın tamamı kaç derece? 180 dereceydi. Bizden şurayı istiyor. 180'den de 108'i çıkarırsak geriye kaç derece kalır? 72 kalır. Yani cevabımızın D seçeneği olması gerekiyor. 6. soruyla devam edelim. Yukarıdaki şekilde DAF 36 derecedir. C açısının B açısına oranı 1 bölü 2'dir. Buna göre B açısı kaç derecedir? Şimdi ters açılardan orası 36 derece ise buranın kaç derece olduğunu biliyorum ben. 36 derece olduğunu biliyorum. Şimdi burası bir katken burası kaç kat? 2 kat. Yani C açısına bir kutu çizersem B açısına kaç tane kutu çizmem gerekiyor benim şu açıya? 2 tane kutu çizmem gerekiyor. Çünkü oranı 2'ymiş. Yani burada 2 tane kutumuz ne olması gerekiyor? Olması gerekiyor. Peki bir üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. O zaman 180'den önce 36'yı çıkarıyorum. Kaç kalıyor burada? 7'den 3 çıktı. 4. 144.
Ama burada benim kaç tane kutum vardı? 3 tane. Bu sorulardan derste çok çözmüştük. 144'ü kaç parçaya ayıracağım? 3 parçaya ayıralım. 4 kere 3 12 çıkarttım 24. 8 kere 3 yine kaç? 24 çıkarttım 0 0. 48 çıktı. 1 tane kutumuz. Bizden nereyi istiyor? B açısı. Yani 2 tane kutuyu istiyor. O zaman 48 ile 48'i toplarsak 2 tane kutu olduğu için kaç gelecek cevabımız? 96 gelecek. Devam edelim 7. sorumuzla. Aşağıdaki şekilde BCD doğrusal noktalardır diyor. FCE eşittir. Bakıyorum. FCE şurası. Bakalım. FCE eşittir. ACD. Bakıyoruz. ACD neresi? Burası. Bu iki açı birbirine eşit ve 90 dereceymiş bunlar. O zaman şöyle gösterebiliriz. Şurası da 90 derece kırmızıyla gösterdim. Şu maviyle gösterdim. Şurası da kaç derece? 90 derece. Doğrusalmış burası da. Peki. Hangisi yanlıştır diyor. BCF ile FCE tümlerdir diyor. BCF. Şunu renkli kalem yapalım. BCF burası. FCE neresi? FCE de burası. Bu iki açın toplamı 90 derece eder mi çocuklar? 90 dereceyi geçer. Çünkü burası zaten 90 derece. Bunu da eklersem daha fazla bir açı çıkar. Tümler olma şansı var mı? Yok. O zaman cevap ne olacakmış? A seçeneği olacakmış. 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde AOB noktaları doğrusaldır diyor. AOG ile eş açıları belirleyelim. Renkli yapalım. AOG açısı ile DOG neresi? DOG, DOC pardon. DOC açısı eş açılarmış. Maviye geçelim. GOF ile de şu açılar ne açılarmış? Eş açılarmış. GOC açısının ölçüsü kaç derecedir diye bize sorulmuş bakın. Peki şöyle yapalım. Önce biz buranın kaç derece olduğunu biliyoruz. 180 derece olduğunu biliyoruz. 180'den 44'ü çıkaralım. Geriye kalan açılardan yola çıkalım. 6 oldu. 7'den 4 çıktı. 136. Yani şu iki açıyla bu iki açın toplamı kaç dereceymiş? 136 dereceymiş. Peki bizden GOC istiyor çocuklar. GOC neresi? Şurası. GOC'nin içerisinde bir tane bu açıdan, bir tane bu açıdan var. E burada iki tane o açılardan yok mu? Değil mi? İki tane bu açılardan var. O zaman 136'yı kaça bölmem gerekiyor benim? İki parçaya ayırmam gerekiyor. Ayıralım. Buradan 7 diyorum. 6 kere 2. 12 çıkarttım. 16, 8. 68 çıktı. Yani şu ikisinin toplamı kaç dereceymiş? 68. E bir de burada 44 var. 68 ile 44'ü ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. Toplarsak da burası kaç oluyor? 112 derece oluyor. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Evet 9. sorumuza devam ediyoruz. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından 18 derece fazla. Küçük açının tümlerini istiyor. Dikkat edelim çocuklar. Bu sorulardaki soru kökünü iyi okuyordu. Küçük açı diyordu. İkinciye de ne diyorum? Büyük açı adını veriyordum. Şimdi küçük açı bir katsa büyük açı kaç kattır? 2 kattır. Peki bütünler olduğu için 2 katından 18 derece fazlasını ekleyelim. Bütünler olduğu için kaç derece olacak? 180 derece olacak burası. O zaman ne yapacağız? 180'den önce 18'i çıkaralım. 2, 6, 1, 162. 162'yi kaç parçaya ayıracağım? 3 kat var burada. 3 kutuya paylaştıracağım. 162'yi de 3'e bölüyoruz. 5 kere 3, 15 çıkarttım. 12, burası 4 kere 3, 12 çıkarttım. 0, 0. O zaman bir tane kutu kaç dereceymiş? 54. Bakın 54'ü hemen işaretlemeyin. Bu açının neyini istiyor bizden? Tümlerini istiyor. 90'dan dolayısıyla 54'ü bir de ne yapmam lazım? Çıkartıp cevabı 36 bulmam lazım. Aman dikkat. 10. sorudayız. Doğrular vermiş, açılar vermiş. BOE açısının bütünlerini istiyor. Dikkat edin bakın. BOE şuranın bütünlerini istiyor. Çocuklar burası 126 ise şurayı bulmak için 180'den 126'yı ne yapmam lazım? Çıkartmam gerekiyor. 4, 7'den 2 çıkarsa 5. Burası kaç derece oldu? 54. Şimdi şurayı bulmam gerekiyor. Buraya soru işareti dedim. Oranın da 180 olması gerekiyor. 54 ile 45'i toplarsak 99. 180'den 99'u çıkarırsak 1, 81. 81 olarak nereye buldum ben? Burayı buldum. Ama bunun neyini istiyor?
bütünleri. Bakın şıklarda yine var. Bir önceki soru gibi dikkat ediyoruz. 180'den 81'i çıkartmam lazım bütünler istediği için. Cevabımız artık buradan ne geliyor? 99 geliyor. Son sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekil mavi renkte eş kareler ve turuncu renkte eş üçgenler ile oluşturulmuştur diyor. Şekilde CFÖ açıları eş olduğuna göre diyor. Şu açılar eş olduğuna göre diyor. CBG burası. JMÖ burası. Açıların ölçüleri kaç derecedir diye bize sorulmuş. Şöyle renk değiştirelim. Peki. Açıların ölçüleri işte. Şimdi eş üçgenler ile oluşturulmuş diyor. Bakın eş kareler, eş üçgen. Eş üçgenlerin iç açıları kaç dereceydi? Eş üçgenler dediği için her bir üçgenimizin aynı olduğunu düşünmek zorundayız. Eş de kareler var. Şimdi şöyle düşünelim çocuklar. Kare olduğu için buraların açıları kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Yani şuradaki her bir açı kaç derece? 90 derece. Peki 90 derece ise şurası doğrusal, burası 90 ise burası da kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Peki devam edelim. Buralar da kaç derece olur? 90 derece çünkü 180'e tamamlamak zorunda. Peki 90 derece ise eş üçgenlerse şu açılar birbirine nedir? Eşit değil midir? Üçgen iç açılar toplamı 180'de. 180'den 90'ı çıkarırsam geriye kaç kalır? 90. Ama 90'ı hem bu açıya paylaştıracağım hem bu açıya. Dolayısıyla 90'ı kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Kaç geliyor o zaman? 45. O zaman şurayı kaç buldu? 45. Bunlar eş açılarsa burası da kaç derecedir? 45. Bizden toplamlarını istiyordu. 45 artı 45'ten kaç olmak zorunda? 90. Yani cevabımız A seçeneği. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.